Herkese merhabalar, Tottiler Mesiler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz ama e, çok neşeli, öyle cıvıl cıvıl bir giriş yapmamız pek mümkün gözükmüyor. E, nasılsınız, ne yapıyorsunuz diye de sormayacağım, sanki yeniden 3 dakika önce bir arada değilmişiz gibi. E, kameraya bakar, konuşmaya yüzüm olmayan günler geçiriyoruz. Biz 10 yılı geçti içerik üreteli. Siz bizi tanıyalı 5 yıldan fazla, 5 yıldır buradayız. 10 yıl önce içerik üretirken de ülkede çok kötü şeyler oluyordu ama bunlar yaşanmasın dediğimiz o kadar da olmuyordu. Şu an geldiğimiz şey açısından bir vatandaş olarak kendimi sorumlu hissediyorum her şeyden önce. Umarım esas sorumlularda da alır. Çok kısa konuşacağım ben. Ben e, kadınlarımız sokakta yürüyebilsin, çocuklarımız herhangi bir tacize, şiddete uğramadan yaşayabilsin istiyorum. Bunun için biz vatandaşlar olarak her ne yanlış yapıyorsak yani doğrultmak için her şeyimi vermeye hazırım. Ee, ve devlet büyüklerimizden ve bütün sorumlulardan sorumluların cezalandırılmasını ve herkesin buna TFF dahil daha e, duyarlı olmasını bekliyorum. Abilerim yani daha yani zaten üç adamın çok uzatması gereken mevzular değil ya. Yani tabii şimdi bu yaşanan öncelikle tamamen bir vahşet. Öncelikle e, Ayşenur kardeşimizin, İkbal kardeşimizin e, gerçekten bu yaşadığı trajediyi bundan sonra ne kadar söylesek de hiçbir e, kadın, hiçbir hayvan, hiçbir çocuk umarım yaşamaz. Kelimelerin gene kifayetsiz kaldığı anlardan birindeyiz. Yani deprem zamanı yaşadığımız üzüntüler ne yaşıyorsak aynı öyle bir hafta sonu yaşadık. Ben bu arada maç falan da izlemedim. Yani o moral bozukluğuyla o şekilde nasıl bir hafta sonu geçirdiğimi anlayamadım. E, sosyal medyayı falan zaten tamamen kapattım çünkü Öyle kötü görüntüler, öyle üzücü şeyler, oradaki o olay anından sonra annesinin ona tanık olması, orada yaşanan o trajedi, vahşetten sonra yaşanan trajedi. Sonra daha da kötü şeyleri öğrendik, sosyal medyanın nasıl kullanıldığını da öğrendik işte bu uygulamalarda, Discord'da, Telegram'da ve benzeri uygulamalarda. Yani biz ne kadar lanetlesek de kınasak da 10 sene önce Özgecan olayında ne kadar kınasak da bu ülkede bu şeyler değişmiyor, değişmeyecek. En azından bir e, vatandaş olarak tek temennim ve dileğim bugün çünkü bu vahşeti yaratan canlı bile demek istemiyorum. Babasının ifadesini okudum. Şey demiş yani hani biz kendi haline bırakmıştık İşte bir takım kasaplık mesleği gibi işlere kalkıştı, psikolojik tedavi görüyordu, İşte arkadaşları ile görüşüyordu işte bizi yanına yaklaştırmıyordu bilmem ne. Yani bizi buradan izleyen varsa ki herkesin tabii ki kendi evladına nasıl davrandığı onun onun arasındaki özelidir. Ebeveynlere, anne babalara tek ricam lütfen ama lütfen küçük yaşta çocuğunuz da olsa, yetişkin bir e, ergenliğe adam atan bir kızınız da oğlunuz da olsa kullandıkları uygulamalar işte Google Chrome, e, Edge Opera bilmem neyse bir öğrenin. Bir geçmişine bir bakın. Kullanıcı geçmişine bakın. Girdiği ortamlar, ilişki kurduğu insanlar, temas ettiği insanlar, sosyal medyasında ona yazan insanlar. Yani bu Discord'da öğrendiğimiz şeylerin rezalet ötesi yani. Ben abi e, onunla ilgili çalıştığım sektörde ötürü çok daha teknik birkaç şey söyleyeceğim iyi hatırlat. Yani bir bakın kimlerle temas ediyor yani. Bugün küçük bir kız çocuğuna bile Instagram'dan Allah bilir görmediğimiz belki anne babasından korkuyor uygunsuz ne görüntüler gönderiliyordur. O çocukların o e, kurdukları diyaloglar ne kadar kötü ölçüleri. Bir bakın kontrol edin. Hani bu işte dünyaya geldikten sonra annelik babalık bitmiyor. Esas orada başlıyor. Ebeveynlik orada başlıyor. Bir temas edin. Çünkü sadece eğitime, okula öğretmene bırakılacak olan bir şey değil bu. Hani o çocuğun yetişkinliğine adım attığı itibaren kontrol etmeniz lazım. Sahip çıkmanız lazım. O gelip de sizden korkmamalı. Diyalog kurmanız lazım. Bu en önemlisi. Şimdi işte bu canlının yapmış olduğu eylem, hadise. Son bulmayacak işte. Bunu şimdi şey görüyorlar hani. Bu insel dedikleri artık ne boksa insel dedikleri mevzu var ya. O işte şey görüyorlar hani. Bunu şimdi bir kahramanlaştırma falan. Bir yandan da böyle bir durum söz konusu. Ee, gördüğümüz üzere. Yani Münevver olayından daha büyük bir vahşet. Münevver Karabulut olayından 2009'da yaşadığımız o hadiseden daha da büyük bir vahşet yani bu yaşananlar. Ee, ona da tekrar Allah'tan rahmet dilerim Münevver kardeşimize de. Çok üzüldüm. Çok e, ıstırap dolu bir hafta sonu geçti. Sosyal medyayı kullanmamaya çok çalıştım ama e, haliyle tanık oluyorsunuz. Bir yerleri kafa dağıtmaya başka bir platforma girdiğinizde orada da karşınıza çıkıyor. E, bu artık temenni de kalıyor sadece ama yani bu suçlulara da kardeşim bu ülkenin artık bir adalet anlayışı şey olsun yani. Nasıl söyleyeyim? Akıl hastasını yatacaksa 20 gün sonra salmasınlar veya artık başka bir şekilde tecrit edecekse bunun bir artık ee, sonu gelsin bu bu insanlar çünkü böyle ailede ilgilenmiyor bir yerden sonra hani ailede bırakıyor kendi öz çocuğuna sahiplenmiyor sahip çıkmıyor ee, böyle işte bak iki tane masum e, kız evladımız ne oldu yani hani kendine zarar verseler belki toplum da kurtulur bu faydasız kendine zarar verseler toplum da kurtulur Şimdi iki tane kızın hayatını mahvetti ee, o annenin yaşadığı o çığlıklar ömür boyu hayatı boyunca yaşayacağı bir trajedi olarak karşısına çıkacak çok üzgünüm. Futbol aslında normalde işte profesyonel dünyanın bariyerleri dedi ya. Bu profesyonel dünyanın bariyerleri girip burada konuşmak zorunda kalacağız mecburen. Ee, çünkü bu da bizim mesleğimiz. Saygımızdan dolayı yapmak zorunda kalacağız. Ama hakikaten e, keder doluyum yani. Öyle söyleyeyim. Yaşadığım şeyin tarifi bu. Abi. Şimdi üç erkek üzerimize mi vazife dedin ya girişte. Onda haklısın. Özellikle böyle akıl verenleri falan görüyorum. Yani bazen susmak gerekiyor. Ama biz erkek olarak ne yapabiliriz? Bence hepimizin bir iç hesaplaşma yapması gerekiyor. Madem hani şeye kızıyorlar ya herkesi bir torbaya atmayın. Biz biz öyle insanlar değiliz. Evet değiliz. Eğer iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorsak kendi içimizde bu ülkedeki zayıf olanlara, kadınlara, çocuklara karşı gittikçe büyüyen bir bir de cezasızlığın getirdiği sizin söylediğiniz gibi cesaretle bunları zorbalama bu bazen cinayete varan şekilde cinayete varmasa şiddet şekilde, fiziksel şiddet olmasa sözsel şiddet şekilde giderek artan bir durum var. Erkek olarak ne yapabiliriz? Bir, kendimiz gerçekten bunu içselleştirip insanların bize zararlı olduğunu söyledikleri şeyleri yapmamaya başlarız. Etrafımızda bunları yapan insanları cesur olup uyarmaya başlarız. Bu benim abim, bu benim arkadaşım demeden Yanlış yaptıkları zaman söylemeye cesaret ederiz. Yapabileceğimiz şimdilik bu. Dediğiniz cezasızlık kısmı talep ediyoruz. Yani çünkü cesaret böyle cesaret alıyorlar, cezasızlıktan cesaret alıyorlar. Ama sosyal hayatımızda çok ciddi bir içsel hesaplaşmaya gitmemiz gerekiyor. Hepimizin bence. Ben Umarım de bunu yapabiliriz. Hani bir baba değilim, ee, insanlara, çocukları olan insanlara tavsiye verecek bir durumda değilim ama. E, topluluk yöneten ve Discord'da çalışan kendi ajansını Discord'da yöneten biriyim. Yani hem teknik detaylarını biliyorum, hem de nasıl yerler olduğunu biliyorum. Burada ebeveynlere işin içinden biri olarak, çünkü Discord genelde gaming ile ilgili kullanılıyor aslında e, ve arkadaşlıklarda beraber online oyun oynarken çıkan arkadaşlıklar. E, küçük birkaç tane tavsiyem var. Orası kolay kontrol edilen bir yer değil. E, bizimki gibi. İşte resmi ve moderasyonu olan kanallara gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Orada biri bok yazdığı an atılır. Ama resmi olmayan kanallarla ilgili mutlaka denetleyin. Bunun ayıbı günahı yok. Çoluğunuzun çocuğunuzun en yakın arkadaşlarını mutlaka tanıyın. Çünkü o arkadaşlardan biri bir batağa düştüğünde yakın arkadaşlarını sürüklersen seni kurtarırız diyenler de oluyor. Bunları da görüyoruz, yaşıyoruz. Benim çalıştığım yerde böyle şeyler olmuyor. Biz zaten yaş ortalaması yüksek oyunlar oynatıyoruz genelde. Yani o şirketlerle çalışıyoruz ama platformun içinden duyduklarımız, gördüklerimiz hep böyle. Ve en önemlisi de yani bizim yaş ortala, izleyicilerimizin yaş ortalaması da yüksek ama genç arkadaşlarımız varsa hiç hiçbir şeyi ailenizden saklamayın. En az dünyada kötülüğünüzü düşünen insanlar, en az size rahat, zarar verecek insanlar ne olur? Her hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz yanlış şeyler yapıyoruz. Hepimiz utan, utandığımız şeyler yapıyoruz. Ama ailenize anlat. Hiç kimsenin aileniz kadar faydası dokunmaz. Ne olursunuz saklamayın. İlk etapta saklamadığınız andan itibaren ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi o tertemiz çözülecek. İçinize atmayın. Kendiniz çözmeye çalışmayın. Elinizi verdiğinizde kolunuzu değil bütün vücudunuzu kaptıran yamyamlar bunlar. Berbat insanlar. Ve bu berbat insanlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Discord log vermeyen, bilgi vermeyen, paylaşmayan bir yer değil. Bunu ilk etapta doğru istemezsen vermez. Ama resmi ağızlarla gidersen, keyiflerle gidersen, Discord'dan da her yerden her datayı alırsın sen devlet olarak gidersen. Dolayısıyla oradaki şeref yoksunları da söylüyorum. Hiçbir platformun arkasına saklanmayın. Sizin donunuza kadar alacaklar bir beyaz iç çamaşırına muhtaç bırakacaklar. İnşallah. Bir de şey söyleyelim abi bu kendinden zayıf olanı zorbalamak, kendinden zayıf olanla dalga geçmek, dış görünüşüyle dalga geçmek, başka bir şeyle dalga geçmek bunların hiçbir cool şeyler değil. Öyle bir kültür oluşturuldu. Sadece bizim ülkemizle de alakalı değil bu. Hep genelde Amerika'dan ithal edilen, sonra dünyanın her tarafına yayılan şeyler bunlar genelde. Bunların cool bakılacak bir tarafı yok. İnsan olan kendinden zayıf olanın zaaflarını örtmeye çalışır. İnsan başkalarının zaaflarından mutlu olmaz. Bu kültürden hani kaç kişiye sözümüz geçer bilmiyorum ama uzak durmakta fayda var. Bir de şu ortamda söylemeyecektim ama söylemek zorundayım. Türk milli takımında 18 yaşında bir kıza tecavüz ettiği söylenen, davası görülen bir insanın yeri yok. Evet, biz yargı değiliz, savcı değiliz, yargıç değiliz. Suçludur, suçsuzdur. Biz bilemeyiz. Mahkeme kanıtlar, kanıtlayamaz. Bunu da bilemeyiz. Belki gerçekten suçsuz. Kulü, kulübü oynatır, kulübü oynatabilir. Kulübünü bir şirket olarak bakmak lazım. Kendi kararıdır, kendini bağlar. Kaç tane taraftarı varsa onu bağlar. Ama Türk Milli Takımı'nın formasını davası devam eden birine giydirmeyi ben içime sindiremiyorum. Bugün gördüm. Bu karardan geri de dönülmemiş. Yani biz bu takımı çok sevdik. Ne kadar sürekli gurur duyarak izleyebildiğimiz bir milli takım var diyorduk. Böyle bir şey yaptınız bu milli takıma. Bunda emeği geçen hocasından yöneticisine helal olsun. Katılıyorum ve top işine geçiyorum. Biz ee, maçları hani ben yine 8-10 tane maçı devirdim ama. Genel bakacağız. Milli aranın bir rapor gibi yapacağız. Çünkü sezonun aslında belirli bir dönemi de tamamlandı. 5'te biri bitti. Evet, 15'er resmi maçı Avrupa oynayanlar tamamladı. İşte iyi, kötü, çirkin olarak sıraladık. Premier Lig'den başlayacağız. Lig 1'de bitireceğiz. Bir de haftanın enteresan olayları vardı. İşte 3 penaltı kurtaranlar, 5 penaltı çıkaranlar. Oralardan gireceğiz. Ee, sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Hani bu liglerle ilgili atladığımız mesela Omar Marmuşu ben yorumlardan öğrendim. Yani olağanüstü futbolcuymuş Beşiktaş maçında da gördüm. Biz tweetini atmıştık biz. Bizim tweetlerimiz okunmaz tabii. <laughs> Twitter'a. Ben Twitter'ı Amerikan usulü kullanıyorum demedim mi? Yazıyorum kapıyorum artık. Hmm. Bu ara zaten hiç bakmamak bile lazım. Aynen. Yazıyorum kapıyorum. Diyelim Premier Lig'den başlayalım abi. İyi kısmına Arne Slot'u koydum ben benim tarafta. Adam olağanüstü iş yapıyor. Dar kadrosuyla transfersiz. Arsenal'i koydum. City'yi koydum. Yine bir yani bu iki takımın istikrarını da önemli. Evet, Euro 2024 şeyinden sonra bir de Enzo Maresca'yı da koydum. Yani her maç bir şey izletiyor. Yunus Akgün nasıl gönderdi? Vallahi bomba gibi gönderdi. Geçen sene diyorduk ama biz burada Yunus Akgün iç söyledik yani. Leicester'da yaptı yapacağını. Valla içimizden bir seni izliyordun şampiyon <laughs> <laughs> Abi senin ekleyeceğin neler var iyiye? Ya ben bir numaraya benim de ilk numara. Bir numara lider olduğu için değil ama bir sürü sebepten dolayı Arne Slot Liverpool ikilisini yazardım. Yani şu an 18 puanı var. 18 değil 14 puanında olsa mesela ama aynı oyunu oynasa, aynı dengeli futbolu oynasa yine bir iyi e, klasmanında bir numaram Liverpool olurdu. Çünkü abi çok zor iş, çok zor iş. Yani 7,5 sene aynı teknik adamla çalışmış takımın başına geçip hiçbir sallantı yaşamadan bir force deplasmanı. Force deplasmanındaki sallantı da yani force çok iyi takım çok iyi savunma yapabilen bir takım, anlaşılabilir bir takılmaydı o ligin o noktasında. Onun dışında ben bir dalgalanma bekliyordum. Çünkü şunu inanıyordum. Bu kadro e, Klopp'un gösterdiği kadar iyi bir futbolcu kadrosu değil. Yani bireysel yetenek olarak Hala Arsenal değil. ve City seviyesinde bir takım değil. E haliyle öyle bir takımın başına geldiğin zaman e, bireysel yeteneklerin daha ön plana çıktığı, rakibin maçı belirlediği maçları izleriz zannediyordum. Liverpool maçlarını Liverpool belirliyor üstüne 2-3 tane futbolcuyu da Klopp'tan daha iyi kullanıyor yani bundan sonra ne olur bilmeyiz böyle takımlarda muhakkak bir noktada düş başlar ama ligin şu ana kadar benim için de bir numara iyisi Liverpool bireysel yetenekten de tabii ki Haaland belirledi sezonu 10 yani gol 7 maç 10 gol. Ki bu son iki maçtır kötü Benim rağmen. Buraya topçu yazmamam çok garip. Saka He. abi. Bireysel olarak da ben Saka'yı. Çünkü başka bir şey oynuyor. O degarsız ee, Saka'dan bu verimi çıkarmak da büyük iş. Böyle uzun bir sezondan geldikten sonra ya yani asist konusunda acayip bir seviyeye geldi. Habersiz de eklerim yanına. Abi senin iyi ekleyeceğin var mı? Kötüyü ya, sayayım Liverpool sana. Liverpool'un savunması bu sene çok iyi. Zaten iki gol yediler. Takım savunması. Hani bir tanesi de Nottingham maçındaki işte Elenga'nın Hudson Odoi'nin ekstra işiyle. Yenilgi de oradan zaten. Ee, Chelsea'nin ben sezona iyi girdiğini düşünüyorum. Enzo Maresca'ya oradan payayı vereyim. Hani toplama bir takımın topluluk bir takıma takım güdüsüne e, rotasını oturtturdu. City açısından çok ekstra tabii ki Haaland'ın performansı. O, hani oyun motorunu bayağı düzelttiğini düşünüyorum. Hani koşuları, e, çapraz koşu atma işini geriye girip de takımı ön tarafa ee, sadece top bekliyordu çünkü ilk geldiğinde. Öyle oynadı, öyle bildiği için onu bekliyordu. Şimdi bayağı bayağı dönüştürdü üçüncü yılın sonunda kariyerinde. Bir de... Ee, Tottenham'ın maçlarının zevkli olduğunu düşünüyorum, eksi artıyı koyunca. Tottenham çünkü hani... Öne geçiyor. Mağlup duruma düşüyor. O da mesela... Kendileri için handikap olsa da bir lezzet kattı yani Premier Lig'e. Benim kötülerde Tottenham var. <laughs> yani. O, onu sayabilirim ya. Pozitif futbol oynuyorlar. Eee ek olarak Aston Villa'yı söyleyeyim. Şimdi Newcastle'dan geçen sene gördük. Böyle 40 yılda bir Şampiyonlar Ligi'ne gelen takımlar da sürpriz olarak Şampiyonlar Ligi'ne gelen takımlar da sonraki sezon Şampiyonlar Ligi fikstürü başlayınca acayip bir dağılma yaşanıyor ki Aston Villa da çok fiziksellik üzerinden oynayan bir evet. takımdır. Hiç yaşamadılar onu. Yani şu an beşincilikte olmaları ligin burasında bir de Bayern falan tokatlıyorsun arada. Evet, bir de acayip de iş. beşincilik var. Liderden 4 puan geride 5'incilik var. Makas çok kısalmış ya baksana puan evet. şeyine. Bu kadar olmazdı yani. Bir yani, kopardı 3 takım sonra diğerleri olurdu. Şurada iyi top oynayanları sıralasak Chelsea'nin önüne bile geçer Aston Villa. Evet. İşte, Brighton hurzeleri de ben Brighton'un geçirdiği yazdan çok rahatsızım. Yani o takım o kadar para harcamamalı bence. O takımı yani Brighton'ı Brighton kültürü yapan şey 10 milyona alıp 40 milyona satmak. Bir sürü 30 milyona futbolcu almak değil. Ve acayip bir orada... Futbolcu e, yoğunlaşması var. Hiçbir futbolcu bir sonraki maça çıkıp çıkmayacağını bilmiyor. Ben çok sevmem öyle takımları. Ama ona rağmen o kadar acayip bir highline bir şekilde ilk altıda kalmaları da önemli ve maçı izlenecek ilk 2-3 takımdan biri, biri. Keyif vermesi açısından. Kötüye geçiyorum abi. Crystal Palace ve evet. Glasner. Valla Palace'ın kadrosu bu top oyuncak kadro değil. Tamam. Yorucu fixtür tamam sert maçlar. Tamam o kadar hücum oynanmaz. Ama abi, bu kadar da yaslanılmaz yani. Ezeler, Goehiler falan. Yani koy hakikaten ilk dört takımların her birine birer tane oyuncu yollarsın Palace'da. Ben problemi direkt sadece hocada görmediğim için kötüye değil çirkine koydum Palace'ı. Çirkini giydim diyeyim sana. <gülüyor> çirkini <gülüyor> giydim geldim. Şu yüzden çirkine koydum. Abi o sattın çok güzel paraya. Joachim Andersen'i ee çok kısa süre kala sattın. İki tane ilk 11'inden geçen sene seri yaparken en iyi 4 oyuncun varsa ikisini yolladın. Yerine aldığın adamlar hiç hiç doğru adamlar değil yani. Kamada tamam tutmadı görünüyor. Kamada okay ama geri kalan kısım Eden Worton'ın falan performansa yazık oluyor. Eze artık yürüyecek hali kalmadı sahada. Abi Her bak, şeyi tek başına üretmeye çalışıyor. Alır ya United bunları. Gerçi United almasın. Abi kötü de West Ham'da var benim. Tottenham'ı da koydum da sen iyi tarafından baktın Tottenham'a. Ben Tottenham'ı çok kırılgan görüyorum. Yani ki daha yeni kırıldılar. West Ham'da da bu kadro top oynamaz abi. Bu hafta Ipswich'e karşı kazanamasaydı giderdi herhalde. İki pozisyon var abi. Özetle baktım. İki pozisyon var Ipswich'in kaçırdığı bir birken. Pardon iki birken. İki bir geçtikten sonra West Ham. Onlar gelse bence kazanamazlardı. Sonra dağıldı takım. Ipswich'te Loton'un yerini aldı. Gol atma konusunda bir şekilde atıyorlar Atıyor abi. Atıyor bir şekilde. Çirkine sende kötü var mı ekleyecek? Kötü şu an tekrar bir bakayım. Yok ya. Southampton kötü mü abi? Ha? Southampton kötü. Southampton şeyden kötü. Hani bizde de Farioli Alanyası zamanı çok eleştirilen. Ya kardeşim bu futbolcularla bu futbol oynanmaya çalışılır mı? Açısından kötü. Yoksa kendi eşit seviye takımlarla Bournemouth maçı hariç izlediğin zaman keyif veriyorlar da bunlar da abi çok bağıra bağıra ben bütün transferleri lig başlamadan önce baktım. Abi golcü yok takımda golü atacak kimse yok. Arsenal'de mesela gayet güzel oynadılar. Güzel oynuyor takım. Geliyor top oraya. O topu içeri sokacak adam almadılar yani. Farke'nin Norwich'i vardı ya bir ara öyle. Pukiri. Mesela o da çok ze izlemesi çok Çirkin. Tabii ki de. United'ımız ve Ten Hag. Erik Ten Hag Manchester United'ın Premier Lig'e e en kötü başlama rekorunu kırdı. Ve rekorun, sahibi kendisiydi. İnanılmaz bir adam. <laughs> Kendi rekorunu kırdı. Acayip makara geçiyor. Maç sonu açıklamasını <laughs> evet. gördünüz mü? Aç Gol maçı yemiyoruz sonu. falan diyor ya. Hocam canım. Dördüncü clean sheet'imiz. Gelişerek geliyoruz diyor. <laughs> Müthiş makaracı ya. Çok ben hani son dakikaya kadar çekime girmeden baktım. Hani kahveyi koyarken de baktım. E, Thomas Tuchel ciddi yazıyorlar da Hoca'yı yollayamamışlar. Şeyi çok parası çok. Maliyeti çok ya. 50 milyondan bahsediyorlar. Tenek Hoca bunun üstüne bir de Arabistan yapar. Bir de oradan parayı karar. Bu hafta sorunun şeyi gördünüz mü? Rangers maçındayken United'ın skoruna 3-3 mü? Gelesin diyor. Gördün mü abi o anı? Yok. Rangers maçını izliyor. El sürekli telefonda artık oranın kusura bakmayın hep ismi vermeyeceğim. Hadi diyeyim. Oranın maç koliğine bakıyor. United maçı ne refresh 3-3 olunca sağına soluna dönüyor böyle. Ya bu adam bu kadar üzmeyin. Ya. Bu hafta tam takımlarmış herhalde. Aston Villa maçında türbünde Radcliffe ve ekibi ama. Yok yok orada parası neyse verip iyi. Abi şu ambleme yazık ya. 8 puan nedir abi ya? Bir de herkesin bu sene şampiyon olma ihtimalinin olduğu bir denklem. Vallahi bilmiyorum. City'nin patladığı denklem. Abi milli ara geliyor diye ben çok en az iki tane hoca kovulur diye düşünüyordum. Bak kovulma ihtimali olanlardan Lopetegi kazandı. Leicester'da Steve Cooper kazandı. Ee, bir Glasner kazanamadı. O da büyük ihtimal kovulmaz. Ee, Wolverhampton'ın hocası Gary O'Neill yayından önce F5 dedim. O da gitmedi. Bu son enteresan şekilde kovmuyorlar ya. Yollarlar. Bak birden 8 tane birden gidecek istiyatı. Everton vardı. Mourinho haberleri çıktı hafta içi. Yok gitmez hoca gitmez. ya. Gitmez. Everton'a gitmez. Başka bir yer olsaydı bakardı da. Bu arada iyiye benim eklerimden biri daha önce de söyledim. Ben Brentford izlemekten keyif alıyorum. Evet. Sonda futbollarının karşılığı Son bir Son skor Son 3 maç 1-2-1 mi goller? İlk öyle, golleri. Öyle. Bu, bu hafta biraz uzattılar. O kadar hızlı atamadılar. Birkaç dakika <laughs> uzattılar. Embuemo da benim beklediğim skor yük taşıma e, performansını sergiliyor bu sefer. Valla şey yapsak böyle ...ilk dört takımda olmayan gurme... ...şunun maçı kaçmasın on birimize girer. Kesin girer. La Liga'ya geçiyorum. La Liga'da benim iyiyim... ...ilk iyiyim ligin kendisi. Aynen. Biz geçen Uzun sene... Zaman sonra. Biz geçen sene gerçekten... Yani sizler olmasaydınız... ...sevgili seyircilerimiz biz... ...bir de Real Madrid'de olmasak... ...izlemezdik yani. Çok kötüydü maçlar. Ama bu de kaçırdığımızı üzülüyoruz. Yani pazar gece... 11'de birde onda böyle... ...hafta sonu 10 maç izledikten sonra... ...ya bir dizi izleyeyim... ...saatinde bir Atletico Madrid maçı olur. Genelde o diziyi seçeriz. Sonra sabah tekrarını izleriz. Bunda maçtan bir saat önce ben çayım kahvemi koyuyorum. Bu hafta Barcelona'yı izleyemedim. Canım sıkıldı mesela. Muhteşem oynadılar. Ben sen baktın başka maçın tweetini attın. Lewandowski'yi diriltti ya. Abi ah, yarım saat. Abi diriltti de herif de öyle iyi hazırlanmış ki sezonu. Bu fizik nedir ya? Hı -hı. Bu fizik ne abi çarpan 35 sekiyor. yaşındasın Bak, ya. Çarpan sekiyor. Ee, i̇lk iyiyim ligin kendisi o yüzden ve şey mesela atletik Bilbao maçları da çok zevkli. Hani 6. ilk gördüğüm. Hani Betisler, Betisler, Betis zaten ligin şerefini kurtaran takımdı uzun süredir. En azından eğlencelik oyuncuları vardı. Herkes iyi abi. Seviye tokatladı ama derbide. Tok, tokatladı. Şu bir yerelin avarajda şey attığı yediğine baksanız 17 tane Marcelinho Toral'ın takımı 7, 17, 17 tane demiş, 17 tane atmış. Tam takımdır. Ne ediyor? Her maç 4 gol ediyor neredeyse. 0 avaraj aynen. Budur abi. Bana bunu izlet abi pazar. Atletik Atletico'dan daha mesela Dün ama şeyin golü çok iyiydi ya. O... attı çocuk. Hmm, Salzburg'dan gelen. Hmm. Gördün mü Suchich sen onu? Suç -hı. Hmm. Golün Golü şey. yani 50 tane video gördüm, maç izliyordum. Suç iç müthiş gol attıları gördüm, gole bakmadım. Aynen. Şeyin golünü düşün. Calafiori'nin sti'ye attığı gol var ya, Oy. onun daha uzaktanı. Oy. Çok iyi dönmüş top. Acayip dönmüş. Ee, diğer iyilerim de Hansi Flick. Çünkü Hansi Flick'in kendi kariyeri de. Ee, içinde çok önemli ve riskli bir hamleydi. Ve Barcelona ben ya 45 dakikada hadi beyler diyor ya bu Cruyff diyor ya maçlar bu rahmetli diyordu ya maçlar 45 dakika oynasın ya yaptı onu pazar günü. Koraycığım Galatasaray maçına hazırlanabilirsin ben bitirdim dedi. Müthiş bir takım abi. Abi çok yüksek efor isteyen çok dar kadroyla 9 haftada bu performans acayip. Maç 4. dakika gitti. Fer Dördüncü 4. dakika Ferran Torres'in Adel'e gitti. Hemen Pedri Kanada falan geçti yani. işte Ve işte. hani mesela ben Rafinha'nın bu performansın çıkacağını düşünmüyordum. Evet. Oyuncuya da dokundu hakikaten. Dokundu. Dokundu. <laughs> net dokundu. Bak ilk 5 hafta her hafta en az adını ilk defa duyduğum bir Barcelona oyuncusu. Tabii canım görmek. ya bayağı böyle Kasado, Bar Barcelona bir şey. meslek lisesinden adam atıyorlar evet. içeri. On, biri 16 yaşında, biri 17 yaşında. Yani çok zor iş. Kötüye geçiyorum. Lelga'dan başka iyiniz varsa alayım. Abi Villarreal'le Celta Vigo'yu hep batır. söylüyoruz hangisin can? Ha? Villarreal ile Celta Vigo'yu hep söylüyoruz zaten. E, Iñaki, Williams bu sene performans olarak acayip iyi gidiyor. Onun dışında Abi bir Williams. Williams. Yok Yani Niko zaten uçak da Inyaki de İnyaki. Benim kötüm evet Mbappe'yi koyarıp yazmamıştım. Ama esas kötüm abi Valencia. Valencia benim yaşam enerjimi düşüren bir takım haline geldi. Biz ne Valencia'larız diyoruz. Tabii canım. Yani. O beyaz sormayı gördük mü bir eğlence olacağından emindik yani eskiden. Şimdi ya bu kadar, o kadar uzun süredir deneyip yapamayan bir takım ki... ...yine deniyorlar, yapamıyorlar. Sanki bir düşseler kendilerine gelecekler gibi. Wanderkit stoper var, Wanderkit olmasa da çok iyi iki tane orta saha var falan ama... ...olmuyor. olmuyor. Mbappe de bu hafta çıktı, müthiş gol geldi. Mbappe Aynen. takımı da düşürüyor. Düşürüyor. Modric'in bir pasını şey yapmış, gördüm evet. Twitter'da. Beğen... Türkiye'ye sosyal adı koyarım ya. Algo Esil alamadı bu sene kadroyu yine çok. Ben izlediğim en sıkıcı takım sosyada tabi. Ben o yüzden çirkine koyarım. Yani bir buçuk sene önce bu kadar bir sosyada maçı olsa da izlesem diye beklediğim takımın buna dö dönüşmesi çok acayip geliyor bana. Bilmiyorum yani. Zubimendi muhtemelen artık devrede City kapar bu sefer. Ya City ya Liverpool bastırıp parayı bu sefer alırlar. Ondan sonra iyice saçma sapan bir yere gidebilir bu kadro. Yani ilk dörde girer, ilk beşe girer o değil de. Yok abi izlenmiyor ya. Oyun izlenmiyor. Hı. Hiçbir şekilde izlenmiyor. İzlediğim en kötü, en zevksiz takım Sosyedat. Ama çirkin burada net belli ya. Atletico Madrid abi. Ben mallar Real en iyi Atletico arkadaşın Atletico'su ya. ya Tutmadığım ya. için eğlencelidir. Korkunç artık. 2 üç senedir şey diyoruz. Yatırım yapılmıyor. Tamam. Uğraşıyor. Daha hücum futbolu oynamaya çalışıyor. Bir şeyler deniyor falan. Şu kadro böyle oynar mı ya? Ya yani bu kadro niye şeye döndü yine? İşte derbi oynuyorsun, 75'te Kore'ye alıyorsun, Kore'ye gol atıyor. Sonraki hafta Kore'ye 11, hiçbir şey yapamıyor. 5 senedir bunu yaşayıp duruyor takım. Bir de Arda Turan'ın anlattığı Simeone'den çok farklı bir hoca bu. Yani her oyuncuya dokunup en üst performansı o maç alan adamı anlatıyor hep Arda Turan. Ve bunun için oyuncuları bazen ruhsal olarak da zorluyor. Ben Atletico Madrid'de oyundan çıktığında üzülen adam göremiyorum. Yani Gelecek biraz... Atletico koç adayın kim hocası? gelecekteki. Bir sonik. Düşüneyim. Gitti diyelim yarın sabah ayrıldı. Sağlık sorunları çıktı ayrıldı. Kimi getirirsin? Aa Manchester'a çabı yazıyorlar sürekli. Abi en büyük şansı zaten Simeone'nin 3 senedir 4 senedir bu sorunun cevabı olmaması. Çünkü ben hep söylüyorum ya ben işte 2003-2004 zaman daha çok Atletico izlemeye başladım. O zaman yatırım yapıldıktan sonra lige dönüldükten sonra öyle bir 7-8 sene geçirildi ki Yatırım yapılıyor, altyapıdan iyi topçular geliyor. İşte abi düşün, Maxi Rodriguez'li, Antonio Lopez'li, Fernando Torres'li kadro. Abi yapıyorsun yatırımı, güç bela dördüncü oluyorsun, güç bela beşinci oluyorsun. Bunun bıraktığı travma, ya ulan bu Simeone bizi adam etti. Harbi bizi bilmem nelerin elinden aldı, bu noktaya getirdi. Biz bu adam giderse tekrar oralara döneriz korkusu. O yüzden sorduğun soruya böyle direkt şu gelir diyebileceğim bir tercih, yani bir isim gelmiyor. Şey hatası yapabilir çünkü Atletico. Zaten benziyorlar yapısı olarak da. Tottenham. Şimdi Pochettino acayip iyi bir iş çıkardı ya. Pochettino iyi iş çıkardı ama artık dönmeyecek bir noktaya gelmişti. O ilişki bitmişti yani. Pochettino'nun en büyük başarısı Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmak değil Tottenham'ı. Tottenham'ı o zamanki Mourinho'yu yani 4 sene, 5 sene önceki Mourinho'yu ...Morigno'nu tercih edeceği kulüp haline getirmiş olmasıydı. Şimdi Atletico da o noktaya getirdi Simeone'u, Atletico'yu. Ama piyasada öyle bir hoca yok bence. Klopp'u ikna edebilir misin? Mümkün değil. Klopp olsan gider misin? Bir sene Pellegrini ister misin? Hı? Bir sezon Pellegrini yok, istemez misin? Yani çok severim de o da eski usul kalır. Ben Alman usulüne giderim. Hep Hasen Hüthl tarzı isimler geliyor aklıma. Aynen. Ki... Bir şeyi görelim mesela. Sebastian Hoeneß belki seneye beklediği kadar büyük takımlardan bir teklif olmayacak. Mesela Sebastian Hönes tarzı adam isterim. Olabilir. Çirkinde de burada benim sakatlıklar. La Liga'da bayağı yoğun. Genel olarak söylüyorum evet. abi. Yani maç temposu belli ki yani şimdi oyuncular da antrenörleri de kendi vücutlarını ve oyuncularını vücutlarını tanımayan fikstüre de iki maç eklendi diyor herkes. Ama iki maç eklenmedi abi. Ocağa kadar sekiz maç eklendi. Şampiyonlar Ligi grupları daha yayılırdı. Burada sürekli maç var ve 3 artı 1, 3 artı 1, 3 artı +1, 1 üstünde kupa binecek. Bir de 2025'te saçma sapan bir kulüpler dünya kupası işi var. Yani aslında yazın muhtemelen biz yaparız o işi saçma sapan demesi <laughs> iyiydi. Ama yani o insanın da bir limitleri var. Yani şu an olduğumuz homo sapiens o yüz küsur metre, yetmiş küsur metre sahada her gün top oynayacak bir homo sapiens değil. Hepsi de diz sakatlığı. Hepsi de ACL yani en pis bir de. Yani, Kaç tane Bremer Juventus'lu Bremer, Carvajal, Rodri Ter Stegen. Merino'nun neydi? Ha? Merino'nun sakatlığı var mı? 12 miydi? o kadar ağır değil de. Bak 4 tane ACL abi. 10 gün içinde 4 Ve ACL olur mu? Ve Şey mesela ya. menisküs, e, diz sakatlıklarında artık 3 aya falan dönmüşler hatırlıyor musunuz? Osterwold'a geldiği 2 3 hafta sonra idmana çıktı. Ya ACL'de imkanı yok abi. Bütünsel 1 yıl ya 12 ay yok diyor. Olay. İdmana çıkaramıyorlar. O yüzden benim çirkinim o yani bu işin. La Liga'da da diğerlerinde de bu 20 takımlı liglerde özellikle toparlanması lazım. Ben de çirkinle Las Palmas'ı koyayım ya. <laughs> çok kötü takım abi. <laughs> Harbi mi? Kaçıncı Las Palmas? Sonuncu. Las Palmas var ya şereftir biliyor musun? Eskiden bir Granada, Elçe, Melçe bir puan alırdı. Bunlar çok kötü yani. Hiç bur, bur buraya ait değil yani. <laughs> o zaman bu Nezika'ya zıplıyorum var. Geçelim abi. İyilere kompaniyi koydum. Skorlar dalgalansa da hoca yapabilirliğini gösterdi diye düşünüyorum. Freiburg'u koydum. Çünkü her hafta övüyorsunuz. Vallahi hala çok izlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Bir de Leipzig'i koydum. Leipzig namalüp gidiyor ya. Leipzig namalüp gidiyor da Marco Rose Hoca Juventus'a 10 kişi 10 kişili Juventus'a maç verdikten sonra Juventus Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden dedi. İlk kez hocaya bir güvenim sarsıldı. Luis Enrique'nin açıklamayı hatırlattı ya. ya. Beni şu basın toplantılarından şey yapın maaşımın yarısını vereyim. Tabii tabii. İyilerde Ekleyeceğiniz ne var? Ben Frankfurt. Yani Ekitike, Omar Marmuş, orta sahada Hugo Larsson. Çok tatlı takım. Zaten geçen hafta Dolmabahçe'de de izledik ki çok rotasyonlu bir kadroyla geldiler. Beşiktaş'ta fena top oynamadı ama töpmeler bayağı iyi iş çıkartıyor. E Freiburg yani kaç senelik yani bayağı bir orada bir devir kapandı. Başka bir yeni bir teknik direktör olarak geliyorsun. Orada Vincenzo Grifo acayip bir top oynuyor. Bireysel olarak onu söyleyeyim. O lise müthiş başladığı bireysel söyleyeceğim isimlerden. Yani Zaha'nın Galatasaray ve Lyon kariyerini gördükten sonra o lisenin o geçişi çok daha e, 10 yaş genç olmasına rağmen bu kadar hızlı yapabilmesi. Zaha çok özür dilerim çok erken böldüm lafını abi. Zaha ben geliyorum bana hazır olun diye gelmiş. Bu adam ben gidiyorum hazırlanayım diye gitmiş. Belki bu da 10 sene kalsaydı bu da öyle olurdu. Aynen. Da, erken çıkarmak lazım bunları demek ki. Onun dışında yani bu Nezika 3 senedir bize hep keyif veren bir lig. E Leverkusen de toparlanıyor. Ya Leverkusen maçı oynanıyor abi. Bu lig sonuncusu Kiel'le oynuyorlar tamam mı? İki defa elim gitti. O sırada pozisyon oldu. tweet'i atamadım. 25 senedir futbol izliyorum. Bu Holstein Kiel kadar kötü futbol takımı hayatımda izlemedim. Tweet'e atacaktım. İkinci Aynen. yarı maçın skoru 2-2. Aynen. <laughs> Direkten dönülmüş. Çok ben fena dövüldü. Union Berlin'in sıralamadaki puanı iyi olsa da oynadığı oyunu beğenmiyorum abi. Bundesliga'nın temposuna ihanet eden bir oyun oynuyor Bo Svensson. O yüzden sıralamadaki yeri iyi ama mesela bak gol şeyi de yansımış. 6 gol atıp 4 gol yeme mevzusu var. Averaj 2. Union Berlin çok sallantılı bir dönem geçirdi geçen sezon. Ona göre uygun bir hoca getirdi ama Bundesliga'ya ait bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Kötü de değil. Aslında çirkin daha uygun olur bence buna. i̇yilerde ee, e de şeyi sayabilirim. Hakikaten Frankfurt iyi top oynuyor abi. İstekli arzulu top oynuyor. Şu Skart'ta mesela onu veren bir takım. Bayern de kompani zaten övdük. Bu hafta fena tosladı şey takımına Aston Villa'ya karşı ama kötülerde şey diyebiliriz ya. Herhalde. Bohum. Ben kötüye Leverkusen'in savunmayı koydum. Her şeylerin etkiliyor abi. Abi o savunma. orada da şöyle bir tuhaflık var. Milan maçını izlediniz mi Leverkusen'in? Biraz baktım ben. Acayip iyi savunma yaptılar. Yani acayip iyi savunma yaptılar. Ya yani Bayern Münih maçında o savunma tercihini eleştirdik biz ama savunmanın kendisinde de çok problem yoktu. Yani boşluk vermeden yapabildiler o savunmayı. Ama işte Kiel tarzı takımlara karşı gidince o dengesizlik çok ortaya mesela çıkıyor. Mesela işte o Kiel bu hafta Leverkusen'e çelme taktı ama... ...Bohum mesela 2-0 önüne götürdüğü maçta... ...Nuri Şahin'den 4-7 tutamadı mesela. Kiel'in mesela takım savunması daha iyi Bohum'a göre. Aynı ligden geldiler. Neredeyse. Ee, ama geçen seneki şey yok ya... ...Bundesliga'da. O temponun durmadan... ...Leverkusen başta olmak üzere söyleyeyim yani. Frankfurt kurtarıyor işte, i̇şte oradan. Frankfurt, Freiburg. Bu sefer onlar girdi denkleme. Ama Leverkusen ben normal buluyorum. Geçen sen yapılabilecek bütün maçları yaptılar. Yani bir futbol takımının oynayabileceği bütün maçları oynadılar. E, duygusal olarak da çok acayip boşalma yaşandı. E şimdi bundan sonra bakarım ben de Verkuzen'e. Lige dalgalanmalı giriş normal. Çabeler onzu içinde için güzel test. Ben de Orada de... kompenin hatası mesela Frankfurt maçını ka kazancan abi. Kazansan, puan farkını 6 yapsan en azından Leverkusen'i epey bir uzakta tutacaktın. Şimdi 6. görünse de Leverkusen hala direkt aday yani. Büyük takımlar yeni şampiyonlar ligi formatında da adaptasyon gösteremedi. Grup gibi gelmiyor onlara. Aston Villa maçında çok mesela hissettirdi onu bayağı. Evet NBA normal sezonu gibi oynuyorlar. Evet. Yani işler bir tık daha yoğunlaştığı zaman kendi performanslarını verecekler de e şey de puan kaybetti. Bir tane daha sürpriz oldu bu hafta şampiyonlar liginde. Lille Real Madrid. Evet. Ve yani son dakikaları arda girdikten sonra döndü o maç. Genelde son dakikaları paylaşılmış Twitter'da falan. Arda girene kadar bak çöp yani. Lille oynuyor. İyi Mbappe'si olan kazandı deriz mesela Lille evet. maçına. <laughs> İçin yani. Mbappe. Evet. Geldim Serie A'ya. Serie dördüncü sıraya burada düşmesi bile bir şeyler anlatıyor aslında. Abi burada iyi sana verelim ya. Senin Napoli Yakınındır. Napoli iyi abi. Napoli, <laughs> Napoli'yi Napoli beğenerek izliyoruz. Oyun iştahları zaten hep Conte nedir abi? Savunma yapmaz yaptırır. O mantalite. Zaten skorlarda yansıyor. Burada benim iyiyim Napoli. Serie A'yı bu sene seviyorum. Güzel maçlar oluyor. Zaten Averaj ve attığı gol, yediği gol. X şeylerde görebiliyoruz genelde. Ee, bir tık da Udinese'yi beğeniyorum. Udinese'nin de mesela korakor oynuyorlar abi. Çok fizik mücadele gücü yüksek maçlar oynuyorlar. Torino'da iyi başladı ama o da işte yani. Biraz düştü kadro kalitesi vesaire. Kötüm benim Milan burada. Milan'ı evet, beğenmiyorum. Benim de, benim de Milan. Hiç Milan'ı beğenmiyorum abi. Ee, çirkin anlamında da iyi diyebilirim? Valla ben çirkine genel olarak ligi diyorum ya. Sen Allah'tan sen beğendin ligi. Yoksa Serie A zor konuşuruz. Beni izleyemiyorum ama. Şey senin. çok be abi. Nasıl söyleyeyim burada? Şu Genoa ile Cagliari. Bu hafta Cagliari son dakikada penaltıyla Hayır, izledim, şey yaptı izledim. da oyna, oynamıyorlar be abi. Yani hep dur dur Abi. Dur takımı. Bak Juventus mod da öyle anormal hücum oynatan da bir hoca değil ya. Ya %78 toplu oynuyor adamlar. Ya al bir git ya. Juventus var ya gerçekten kaldı ve gol yedi. Bak Como da yeni takım tamam mı? Para harcayan bir takım bu. Como'nun mantalitesi mesela bir şekilde oynayıp gol atmak. Şu Kayyar ile Cenova'yı kıramadı onu abi. Takım savunmaları evet. da çok kötü. Belki o yüzden de çok Atak oynamayalım bekleyelim diyorlar ama böyle bitmez abi. Bir puan bir puan küme düşersin bir baktın. Dubai abi 3 sene önce bu saydığınız tarz takımlarda daha fazla bu upcoming, up and denen tarzdan kendini göstermeye çalışan, yeni bir şeyler deneyen hoca sayısı daha fazlaydı. Şu an o takımların çoğu böyle eski usul hocalardan devam ediyor. O yüzden ligin 3 sene önceki keyfi vermemesinin sebebi evet. bence bu. Abi kaçırmazdık ya var. mesela. Biz perşembe günleri hangi maçı kim izleyecek bölüşüyoruz genelde. Aynı saatte olan maçları. Önce mesela kıyıcı ben bütün fikstürü bir fotoğrafını atarım. Hemen 16 Roma maçını kıyıcı alır. 22 maçı Milan şey alır. Bana gariban La Liga kalırdı hep en son, ben <laughs> yazdığım için. Şimdi öyle değil La Ligalar kapışıyoruz. Tabii. Ama Inter'in de biraz daha geçen sezonlara göre güç dengesinin aşağıda olması diğerlerini içten kalartıyor evet. o iyi. Ben Inter'i iyilere yazdım bu ligde. En azından Markus Turan izliyoruz. Tabii. Mehti Tarep yani şunu gösteriyor kötü oynadığı maçlarda da yani puan durumu isterse devreye kadar böyle gitsin ben oturmuşluğumla ben özellikle bir iki pozisyondaki diğer takımlara göre çok üstün oyuncu kalitemle ben yine bu ligi alır mı hissettiriyor evet. öyle bir durum var. En iyi hoca bendeyi de gösteriyor. Ben bence. puan durumu olarak memnunum ama. Yani Juventus da epey, epey toparladı. Şimdi Juventus gol atamıyor tamam yemiyor ama atamıyor diye eleştiriliyordu. Bence yavaş yavaş o e, ön tarafta Vlahovic'in kendini bulması en azından gol yükünde. Gördüğünüz kaçırdı kötüye bu kaçırdı golü. Kötü de ben bir, bir yani, tane daha ekleyeyim. Bak, bu sefer hakikaten takım da geldi arkasında. Leao'yu da ekleyeyim kötüye Milan'la beraber. Kes. İyiye ben bir şey ekleyeyim. Retegui. Hiç Aa, beklemiyordum. Doğru, evet. Hiç beklemiyordum yani. Retegui gelir burada. Gasperini hocanın başını yer diye düşünürken takımın savunmada afızaları olsa da Retegui golünü kötü maçlarda bile atıyor bir şekilde. Sergen Yalçın batçığa ediyorsun. Aynen öyle abi. Bir şekilde Orada hallediyor ya. Şaktar maçında bir top oynadılar. <laughs> evet. Bak onlar mesela yeni formatı daha önce hiç oynamadıkları için şampiyonlar liginde bu, bu denli yani bu seviyelerde UEFA'dan sonra gelip şampiyonlar ligi oynuyorsunuz. Başarı beklentiniz yükseliyor. Yeni formatı çok kanıksızlar. Çat mesela... diye UEFA gibi devam ediyorlar. Ya Gasperino hoca mesela biz Euro 2024'ten çalıştığımız oyuncular vardı. İşte Sudakovlar, Mudakovlar. Ben o oyuncuları özel yani dümdüz etti Sudakov. Sudakov şey ballı gibi topçu. Bir Sapakostan Ar artık şey yapması lazım. Bir orayı böyle bir fring pong bulması lazım oraya. Zanyolo girdi bu arada o maçta. Pek iyi görmedim oyuncuyu. Haftanın, heh abi lig 1. Lig 1'de benim ne iyiyim var, ne kötüm var, ne çirkinim var. izlemiş olmak lazım. Bu 4 lige abandığım için Oradaki listeni verdim size. Bir Ama bir puan durumumuz geliyor mu? Paris Saint, Paris Saint Germain'in embabesi halini izlemeyi seviyorum arada. Tabii. Ben de Barcoğlu izlemeyi seviyorum. Bireysel olarak Barcoğul'dan başlayayım. Ee, yani Dembele'nin olmadığı senaryoda aslında şimdi Dembele çok nadir bir şeyi yaşattı bize. Ülkece Dembele nefretinde ortaklaştık ya. Yani Dembele kimse sevmiyor. Bu ne biçim topçu diyor. Ama az, yani ben de sevmiyorum. Ama kıymetli futbolcu olduğunu bence Arsenal maçında gördük abi. Yani kaleye gidemiyor takım. Öbür tarafta Barkola kıymetli işler yapıyor. İzlemesi çok keyifli bir oyuncu. Ama hikayeyi abi şu an burada şeye giremeyen Brest yazıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a oynadıkları topu gö gördünüz mü? Uzun özet izledim ben de 90 dakika izlemedim de. Yani geçen sene çok zor bir şey yaptılar. Yani Lille'in şampiyonluğu kadar zordu Brest'in o kadroyla yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecek sıralama elde etmesi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fener'in başını taşlara vurması gereken şeyleri izliyoruz. İşte bu formatın önemi buydu abi işte. Brest eski usul olsa ne olacaktı abi? İlk 3 maç 0 puan. i̇lk torbada atıyorum City. İkinci torbadan Barcelona. Üçüncü torbadan da hadi Salzburg çeksin. Ne olacaktı? İlk iki maçtan sıfır çekecekti. Belki Salzburg'dan puan alır mıyım diye. Muhtemelen gidip alamayacaktı da. Ama böyle olunca sürekli kendine yakın seviyede takımlarla oynama şansında olunca gidiyorsun bir anda al 3 2'de 2 ile başlıyorsun. Burada başka söylenecek e Adi Hütter Hoca bence şampiyonluğun adayı olduğunu gösteriyor. Yani diziliş işinde biraz hala tam düzen tutturamadı. Ön tarafta tam düzen tutturamadı. Ben Yeder gibi bir adamı kaybetmek de az bu iş değildir. En yani ceset gibi yürüdüğü maçta bile sana 15 golü bir şekilde koyan bir adam. Ama orada e, lamina kamera eklemesi, orayı Zakaria'yı falan kullanışı yine maçı varsa izlettiriyor. Marsilya yavaş yavaş düşmeye başlamıştı biz. E, çok konuşmak istemiyorduk orada da sıkıntılı topçular olduğu için. Ama onun dışında yine tıngır mıngır bilik oluyor ya. Ben de Balagun'la Monaco diyorum. İyi. Allah. Balagun var. Balagun geçen sene çok ayağı kırıklığıydı. Evet. Bu defa bir şekilde rakip 10 kişi kalsa da maç 1-1 11-11 oynansa da Balagun farkı yaratıyor yani önde. Lyon Sac'ın hocanın Lyon'unu beğenmiyorum bu sezon. Zaha ile bu hafta kazandılar. Ya Zaha ile ilgili genel bir öfke durumu var. Öfke ya var burada. Bir tane daha var, bir oyuncuyla da takıştılar bu hafta. Ama ya, hocanın Zaha ile ilgili yaptığı açıklamalar saçmalık ha. Evet. Olduk. Çok evet, Yani bu kadar hızlı. Yani. Ama şey yani burada da çok e, hoca değişimi olan çok takım var. İşte Nice, e, Frank Hayes gitti. E, onun bıraktığı yere Lansaville Willis, Stil geldi falan. E, evet, artık şu an e, oyuncu kalitesi çok yükselecek bir durum yok ama bu arada Strasbourg enteresan takım Chelsea'nin pilot takımı gibi bakabiliriz. Orada da enteresan oyuncular var. Ama mesela Tanguy Endombele artık şakasını yapmak yerine net iyi ligin iyilerinden biri yani. Bu 7 e, haftanın iyilerine yazacağımız şeylerden biri Endombele yine <laughs> Paris Saint-Germain maçında da gayet hafta iyi haftanın 11'ine girdi. Çilkin'e de gift orban diyorum. Böyle büyük bir potansiyeli Zaha'nın yanında o ona sallamıştı. Aynen. Yani öyle büyük bir potansiyel Belçika Ligi'nde bu herif nasıl Drogba'nın imitasyon hali gibi. Ama olmadı yani. Lyon'da iyi takımda ama olmadı. Haftanın özetine geçiyorum ufak ufak. Geçelim. Burada bu maç konuştuğumuz liglerin dışında ufak tefek bir şeyler var. Onları hemen hatırlatayım. Gazaniga 3 penaltı çıkardı. İki ve... tanesini yazmışlar sadece ona. Resmi olarak iki tane yazmıştı. Ne olurdu? Hedtir diyecekti. da çıkarttı? De evet. O da iki tane çıkardı. Evet. Milan'a çok salladınız ama bence ya. Bence Ben bu maçı da kazanması lazım. Milan'ın zaten Fiorentina maçından dolayı kötü demiyoruz değil bence. He. Tabii. Değil, Milan işte. böyle dalgalanıyor. Niye kötü diyor abi? Yani her maçı Fiorentina gibi oynasın bu sene üçüncü olsun. Milan benim kötüme girmez. Bir Inter o top oynadılar ya olsun. De... işte Inter o top oynadıktan sonra Leverkusen'e o topu nasıl oynuyorsun? Haklısınız o. Konu. Aynen. Çok dalgalanıyor. Lewandowski'nin hattrick'i konuştuk. Turam da yaptı. Yani Turam olağanüstü top oynuyor. Bayılıyorum. Bir de işte Juventus'u da konuştuk. 7 maç üst üste gol yememe rekorundan birkaç dakikayla döndüler. Bir de üstü Ama çok zon... bağıra bağıra geldi gol. Evet. Çok bağıra bağıra. Ama geldi. bu arada çok uyudukları için bağıra bağıra geldi. Cagliari top oynayası çok yoktu. Yoktu tabii. Vallahi yoktu. Yani. Angolalı Zito Luvumba girdi. Yemin Eyvah. ederim değiştirdi. Yani sadece hareketliliğiyle değiştirdi evet. maçı. O kadar sabitti ki bu arada ben topla ilişkileri de falan beğendim Juventus. Yani o takım büyür. Ben bayağı beğendim. Bayağı üstüne koya koya yani gidiyor. Bir bir mir, bir ama o takım büyür. Yani... Bu hafta Kalafiori ile ilgili bir şey söyleyeyim abi. Hakikaten fiziksel mücadelede şu an en iyi stoper Timber'la beraber. Yani sol stoper gibi görüyorum ben artık. Sol bek değil de. Acayip alıyor abi ya. Ben Hücre... beğendiğim maçıydı benim de. Şey omuzu bir vuruyor. Gövdeyi falan acayip vurmuyor. yani Çok büyük fark yaratıyor yani. Rakip stop. Forvetlerin yerinde olsam ben yani eve gidince bir maçtan sonra ağrı arayarım ya. Abi rakip stoperin yerinde olsam da korkarım. Sürekli rakip ceza aslında bir de. Evet. kornerlerde yine acayip oynuyor. Topla Zaten ilişkisi. Niye, artı atımını istediğini anlıyorsun yani. Topla ilişkisi o kadar iyi bir stoperin dediğin özelliklere de üstüne sahip evet. olması. Timber'da harika bir Paris Saint Germain maçı oynadı. İlk yarı çıkmasına rağmen. Yani çok büyük Arsenal'in şampiyonlarıyla yine bir şeyler yapacaklarsa tamam. Premier Lig'i bekliyoruz bir şey şampiyon olmasını ama Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba acayip bir şey oldu evet. yavrası. Bu kadar en güçlü takım savunması olabilir tarihteki Arsenal'in Vallahi... belki. Valla çok içim rahat izliyorum maçları. Osman Şener bir Arsenal taraftarı olsaydı derdi ki bu takıma daha Odegard Merino diyecek. girecek, <laughs> Odegaard girecek <laughs> sevgili Hüseyin. Abilerin var mı diyeceğiniz? Abi Barcelona'yı tekil olarak geçtik. Rafinha Lewandowski dedik de sezonun bu milli araya olan kısmının benim için en güzel haberi, Laminyamalın üzerine koyarak devam edebilmesi. Biz çünkü kimseden niye yeni Messi, yeni Ronaldo çıkmıyor? İstikrar yok abi. O adamların Ronaldo'nun Messi'nin en büyük özelliği, yani onları o seviyeye çıkartan şey istikrarlı yapabilmeleriydi. Çocuk istikrarlı, bir bir buçuk iki ay geçirdi. İnşallah ona hiçbir Nazar değmez. Sakatlık konusunda acayip bir şey oynuyor. Acayip bir keyif. Net. Üzücü bir hafta oldu abi. Aldığımız haberlerden dolayı. Yani çok şey söylemeye artık hani sözün bittiği yerdeyiz gerçekten ama sadece ve sadece işte bugünkü bu katil zanlısının ifadesini okuyunca yinelemekte fayda var. Yani babası şey olarak söylemiş. Hani sanki tanımıyormuş bir iş arkadaşıymış gibi anlatıyor verilen ifadeler. O daha da çok sinirlendirdi, üzdürdü. Tek ricam anneler babalar. Ben belki bir çocuk sahibi değilim ama az çok da hani bizim yetiştirme durumumuzdan, bizim jenerasyon yetiştirme durumumuzdan hatırlatmakta fayda var. Çocuklarımızı lütfen kontrol edelim. Onlarla ilgili her şeyle ilgilenelim. Ee, mutlulukları ve mutsuzluklarını paylaşalım. Onlarla çünkü başka yönlere iter. Bu senin bahsettiğin Discord'daki, Telegram'daki bu kötülük unsuru yerlere iter onları. Sevgi her şeyi çözer. Sevgi gösterelim ama ilgilenelim. Benim tek ricam bu yani. Çünkü Türkiye böyle bir ülke değil yani. Bu son yaşanan hadiseler işte kuşak farkı, bunları anlayabiliyorum. Ekonomik sıkıntılar bunları anlayabiliyorum ama eee göz hapsinde onların da fayda var. Çünkü biz de zamanında öğretmenden korktuk. Evet belki babamızın tepkisinden çekindik. Annemizin babamıza bizi söylemesinden çekindik. Ama bunun faydasını yetişkinlikte, ergenlikten çıkınca gördük. Şimdi çocukları ihmal etmek genel anlamda daha büyük trajedilere yol açıyor. Başka hayatları da karartıyorsunuz. Tek ricam bu. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Haftaya görüşmek üzere. hoşçakalın efendim.